Bir üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer toplamı 33, 38, 45 birimdir. Bu üçgenin en küçük kenarı kaç birimdir? 20. soru. Geometri sorusu yine ama temel olarak denklem çözme sorularını örnek alıyor. Hatta denklem kurma problemlerinde de kullanılan bir yapı. Ben önce ondan bahsedeyim, sonra şu soruyu çözeyim. Şimdi mesela denklem çözme problemlerinde bu nasıl yapılır? Soruda der ki x artı y 10, x artı z 15, x artı şey, y artı z 25. Öyleyse x'i, y'yi, z'yi bulun. Biz de şöyle alt tarafa deriz ki hepsini topladım. 2 tane x, 2 tane y, 2 tane z var. Bu tarafta 50 oldu. İkişer tanesinin toplamı 50 ise birer tanesinin toplamı 25'tir deriz. X artı y artı z 25. X artı y 10 ise demek ki z 15'miş. Çünkü bunun üstüne z'yi koyunca 10'dan 25'e çıkıyor. Buradan z'yi buluruz. İşte y'yi, x'i buluruz aynı şekilde. Bu şekilde denklem çözme sorusu olarak karşımıza gelebilir. Denklem kurma problemlerinde nasıl karşımıza gelir? Aynı bilgiyle çözülen şey. Ahmet ile Mehmet'in yaşları toplamı 15, Mehmet ile Ziya'nın yaşları toplamı 20, Ahmet ile Ziya'nın yaşları toplamı 25 der. Ahmet, Mehmet'in, Ziya'nın yaşını bulun der. Yine toplarız. 2 tane Ahmet, 2 tane Mehmet, 2 tane Ziya şu ediyormuş. Öyleyse birer tanesi, yani 2 tanesi buradan 60 ediyor. Birer tanesi 30 eder. Ahmet, Mehmet, Ziya'nın yaşları toplamı 30'sa, Ahmet'le Mehmet'in de 15 ise üstüne Ziya'yı koyunca 30 oluyor. Demek ki Ziya 15 deriz. Bu şekilde diğerlerini de buluruz. Denklem çözme ve denklem kurma problemlerinde kullanılan bilginin aynısıyla bir geometri sorusu türetmişler. Üçgenin kenarları ne olsun? Mesela A kenarı olsun, B kenarı. Normalde kenar AB, BC şeklinde olur da kafa karışmaması için diyorum ki ABC kenarları var. Şimdi hatta küçük harfle gösterelim daha şık olsun. Üçgenin ABC kenarları var. A ile B'nin toplamı 33. Yani diyebilirsiniz ki A ile B olduğunu nereden biliyorum? Belki B ile C. Ama onu söylememiş bana zaten. Diyor ki ikişer ikişer toplamı bu. Ben de düz yazıyorum. B ile C'nin toplamı 38. A ile C'nin toplamı 45 birimdir. Bu üçgenin en küçük kenarı kaç birimdir? Şöyle toplarım hepsini. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C. Ne oluyor? Şurayı toplayalım. 33, 38 daha 71. Üstüne 45 koyacağım. Önce 40 koyayım. 71, 40 daha 111. 5 koydum. 116. İkişer tanesinin toplamı 116'ymış. 116'yı 2'ye böleceğim. 100'ü 2'ye böldüm. 50. Geriye kalan 16'yı 2'ye böldüm. 8. 50'nin üstüne 8 koydum. 58. Demek ki A artı B artı C 58'miş. Şimdi üç kenarın toplamının 58 olduğunu biliyorum. Bu kenarlardan birisini çıkarınca ikisinin diğer geri kalan ikisinin toplamı 33, diğerini çıkarınca 38, diğerini çıkarınca 45 oluyor. Bana en kısa kenarı soruyor. En kısa kenar hangisidir? Bence B'dir. Çünkü A ile C'yi toplayınca 45 oluyormuş. A ile C'yi toplayınca 45 oluyor. A, B, C'nin üçünü de toplayınca 58 oluyor. Demek ki geriye kalan B 13. Cevap 13. Cevap da tabii ki B 13 demeyecek. Çünkü A'yı, B'yi, C'yi ben kafama göre verdim. Ama ben burada en kısa kenarın 13 olduğunu buldum. En uzun kenarı sorsaydı onu da şuradan bulacaktım. A artı B 33'müş. Demek ki geriye kalan C kenarı da 25. Yani nasıl bir mantıkla yaklaşıyorum? Diyorum ki 3 tanesinin toplamını biliyorum. Diğer ikişer, diğerlerinin de ikişerli toplamını biliyorum. İkişerli toplamları en küçük olan da eksik olan şey en büyüğüdür. Yani A artı B'yi toplayınca 33 oluyor. 58'e göre çok küçülmüş. Demek ki C'yi çıkarınca çok küçülüyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli.